Evet, devam et. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve sizi ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Evet, şeytanın Allah'a sığınırım. Şimdi ayet ayet oku. Ya yani tamamını değil, ayet ayet oku. İnşallah şeytanın Allah'a sığınırım. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Allah'ın ipi ne? Kur'an. Kur'an. İnşallah. Evet. Ve Resulünün sünneti. Hı hı. Evet. Sıkı sıkı sarılmak evet. Demek Kur'an ahlakını tam benimsemek ve yaşamak. İnşallah. Evet. Dağılıp ayrılmayın. Bakın, dağılıp ayrılmak haram. Evet. Değil mi? Evet. Devam et. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Evet, devam et. Hani siz düşmanlar idiniz, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Evet, Mehdi devrinde bu düşmanlıkları da ortadan kalkacak. Kur'an ayeti buna işaret ediyor aynı zamanda. İnşallah. Resulullah zamanında da olmuştu bu. Evet. Ahir zamanda da olacak. Müslümanlar birbirlerini kardeşi gibi görecekler. Birbirine çok sevgi duyacaklar. Koruyup kollayacaklar. İnşallah. Buğzlar, düşmanlıklar, hasetleşmeler kalkacak inşallah. İnşallah. Evet. O dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi sizin içinde teşri etti. Bir şeriat kıldı. Senin kendilerini çağırdığın şey müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini buna seçer ve içten kendisine yöneleni hidayete erdirir. Şimdi ayet ayet okun. O dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi sizin için de teşri etti. Dinde ayrılmayı yasaklıyor değil mi, evet. Cenab-ı Allah? Evet. Ve düşmanlığı da yasaklıyor. Evet. Bu ayet ona bakıyor. Evet. Senin kendilerini çağırdığın şey müşriklere ağır geldi. Bir olalım, beraber olalım, kardeş olalım, Kur'an'a tabi olalım diyor peygamber. Müşriklerin ağırına gidiyor bu. Evet. Evet. Allah dilediğini buna seçer ve içten kendisine yöneleni hidayet erdirir. Maşallah. Samimi olarak yönelir değil mi? Evet, evet. İnşallah. Kendilerinden önce o yurdu Medine'yi hazırlayıp İmanı gönüllerine yerleştirenler ise hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç arzusu duymazlar. Kendilerinde bir açıklık olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah kurtuluş bulanlardır. Mümin maddi manevi kardeşini koruyup kollayacak. Evet, inşallah. Değil mi? İnşallah. Maşallah. Maddi imkanlarını da sunacak, manevi imkanlarını da sunacak. Onu kardeşi gibi bilecek, öz kardeşinden daha üstün görecek hatta. İnşallah. Değil mi? Sevgiyle bağrına basacak. İnşallah. 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 Tabii öz kardeşi de müminse onu da çok sevecek. Değilse mümin olması için gayret edecek. Evet, inşallah. Evet, devam et. Bir de onlardan sonra gelenler derler ki: "Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma." Ha. Maşallah. İman edenlere karşı Müslümanın kalbinde kin olmayacak, nefret İnşallah. Olmayacak. İnşallah. Pırasa gibi doğramak, yok ıspanak gibi doğramak Müslümanın ağzına bunlar yakışmaz. İnşallah. Müslüman coşkuyu, muhabbeti, sevgiyi ısrarla savunacak ve bunu yaşayacak. İnşallah. Aksi haramdır. Evet, Müslüman inşallah. Sevgi insanıdır, evet. Tutku insanıdır, muhabbet insanıdır, aşk insanıdır. Allah aşkıyla kalbi coşkuyla doludur. Ve bunu etrafına yansıtır. Bir tek insanlara değil, hayvanlara da, bitkilere de, değil mi? Allah'ın yarattığı her şeye karşı kalbinde bir sevgi, muhabbet ve şefkat olur. İnşallah. Evet.